Merhaba sevgili izleyenler, FRT ekranlarına hoş geldiniz. Gündemin öne çıkan sıcak gelişmeleriyle sizlerle birlikteyiz. Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümü nedeniyle Fethiye Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen Fener Alayı'na yoğun ilgi oldu. Türk bayraklarıyla kırmızı beyazlı geceye dönen yürüyüşe binlerce kişi katıldı. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Fener Alayı oldukça coşkulu geçti. Yürüyüşe Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, CHP Fethiye İlçe Başkanı Ali Özgür Kullukçu, İyi Parti Fethiye İlçe Başkanı Suat Aybek, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve binlerce vatandaş katılırken yürüyüş oldukça coşkuluydu. Özgecan Anıtı'ndan başlayan ve sahil bandı boyunca devam eden yürüyüş sırasında "Yaşasın Cumhuriyet, ne mutlu Türk'üm" diyene "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atıldı. En önde bedensel engelliler de Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılırken 90 yaşındaki iki nine de yürüyüşte en önde yer aldılar. Fethiye Belediye Bandosu eşliğinde yaklaşık yarım saat süren coşkulu yürüyüş sırasında çoluk çocuk, 7'den 70'e çok sayıda vatandaş, kırmızı beyaz Türk bayrakları ve meşaleler taşırken sahildeki restoran ve kafelerdeki vatandaşlar da bol bol alkış tuttu. Yürüyüş Beşkaza Meydanı'nda sona erdi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümü nedeniyle Fethiye Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen Onur Akın konseri sırasında halka hitaben yaptığı konuşmada "Fethiye'yi çok güzel yerlere getireceğiz" diye konuştu. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümü nedeniyle Fethiye Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen Onur Akın konseri sırasında halka hitaben konuşma yaptı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, sık sık alkışlarla kesilen konuşmasında "Cumhuriyetimize sonsuza kadar sahip çıkacağız" diyerek Fethiye'de yaşayan 160 bin vatandaşımızın huzur ve refahı için 5 yıl boyunca emek harcayacağız dedi. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Değerli dostlarım, gerçekten Arda'nın da söylediği gibi her şeyin güzel olması için bizler sizler için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Cumhuriyetimizi de farklı bir şekilde sahip çıkabilmek için 3 gün öncesinden etkinlikleri başlattık. Bugün yine kortejle birlikte meydana geldik. Bizlere desteğini esirgemeyen, bizlerle beraber olan Cumhuriyet sevdalısı, Mustafa Kemal Atatürk sevdalısı, vatan sevdalısı tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Bizler ilk konserimizde 19 Mayıs'ta sevgili Edip Akbayram'la sizleri buluşturduğumuz zaman şunu söylemiştik: 5 yıl boyunca sizler için çalışacağız, ranttan uzak olacağız. Tek amacımız Fethiye'de yaşayan 160 bin vatandaşımızın huzur, mutluluk ve refahı için çalışacağız. Başka hiçbir düşünce olmadan sizlere mutlu etmek için çalışacağımızı ifade etmiştik. Ve bizler bu ruh bu bedende olduğu müddetçe Cumhuriyetimize sahip çıkmaya, Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkmaya ve vatanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz değerli dostlarım. Bravo başkan. Ve sizlerle birlikte göreceksiniz ki 5 yıldan sonra Fethiye'yi çok güzel yerlere getireceğiz. Çünkü arkamızda sizin gibi dağ gibi büyük halkımız var. Fethiye'de Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Cumhuriyet konserinde Onur Akın sahne aldı. Konsere ilgi yoğun olurken konseri yaklaşık 7 bin kişi izledi. Sanatçı 1994'ten beri hemen her yaz Fethiye'de yaşadığını belirtirken "Bundan sonra kışında aranızda olacağım" dedi. Fethiye'deki Cumhuriyet konseri Beşkaza Meydanı'nda gerçekleştirildi. Onur Akın konseri öncesi FETAV korosu Cumhuriyet marşları söyledi. Belediye Başkanı Alim Karaca da FETAV korosu arasında marşlara katıldı. Miniklerin konserinin ardından sahne alan ünlü sanatçı Onur Akın, "Yağmur Yüreklim" şarkısıyla başladığı konserinde birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Altyazı M.K.
Ellerinde Türk bayraklarıyla binlerce kişi bu şarkılara eşlik ettiler. Zaman zaman slow şarkılarda yüzlerce kişi cep telefonlarının ışıklarıyla görsel şölen yaşattı. Havai fişek gösterilerinin de yer aldığı konserde Belediye Başkanı Alim Karaca sahneye çıkarak sanatçı Onur Akın'a çiçek sundu. Onur Akın gecede İzmir Marşı'nı da seslendirirken konser yaklaşık 2 saat sürdü. Değerli izleyiciler, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıl dönümünde Fethiye Otomobil Sporları Kulübü Derneği tarafından organize edilen Cumhuriyet Konvoyu etkinliğine 200'e yakın araç katıldı. Sahil bandı Şehit Fethi Bey Parkı önünden toplanan otomobil tutkunları daha sonra Türk bayraklarıyla şehir turu attılar. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıl dönümünde Fethiye Otomobil Sporları Kulübü Derneği tarafından organize edilen Cumhuriyet Konvoyu etkinliğine 200'e yakın araç katıldı. Yoğun katılımın olduğu korteje katılan araçlar, marşlar ve korna sesleri arasında Fethiye şehir merkezini turladı. Yol kenarında bulunan vatandaşlar bayraklarla konvoyu selamladı. Cumhuriyet coşkusunu yaşayan otomobil tutkunları, bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen Fethiye Otomobil Sporları Kulübü Derneği yöneticilerine teşekkür ettiler. Fethiye Otomobil Sporları Kulübü Derneği Başkanı Mesut Karabulut, 200'e yakın araç kortejde yer aldı dedi. Fethiye Otomobil Sporları Kulübü olarak bu güzel, coşkulu duygunun liderliğini yapıp gençlerle birlikte hareket ederek bugünün anlamını yaşamak, coşmak, bugünün sevincini hep birlikte yaşamak istiyoruz. Fethiye'de yaşayan daha önceki yıllarda gökyüzünde yamaç paraşütünde ve su altında dövme yaparak çeşitli rekorlara imza atan ünlü dövme sanatçısı Ahmet İlker Kaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 24 saatte 205 dövme gerçekleştirdi. Dünya dövme rekoru gerçekleştirmek için tam 24 saat boyunca uyumadan Kemal Atatürk imzası dövmeleri yapan Ahmet İlker Kaya, Fethiye Göcek'te yanan ormanlık alana TEMA tarafından fidan dikilmesi için SMS'lerle destek sağladı. Fethiye'de yaşayan dünyaca ünlü ve rekortmen dövme sanatçısı Ahmet İlker Kaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda rekorlarına bir yenisini daha eklemek için 24 saat boyunca Kemal Atatürk imzası dövmesi yaptı. 24 saatte 400 kişiye dövme yapmak için yola çıkan Ahmet İlker Kaya, SMS'lerle temaya destek olanlara saatlerce dövme gerçekleştirdi. Zaman zaman kuyrukların yaşandığı etkinlikte ünlü dövme sanatçısı 205 kişiye dövme gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını kiminin koluna, kiminin boynuna yapan Kaya, 14 yabancı uyruklu vatandaşla ilk kez dövme yaptıran 60 kişiye dövme yaptı. SMS gönderen 80 kişi ise dövme yaptırmazken Ahmet İlker Kaya, "Etkinliğimiz başarılı geçmiştir. 24 saatte 205 dövme gerçekleştirdik." dedi. Bodrum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Fener Alayı'na binlerce kişi katıldı. Fener Alayı'nın ardından Bodrum Belediye Meydanı'nı dolduran binlerce vatandaş, Suzan Kardeş konserinde Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Bodrum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle programın ardından akşam da Marina'dan başlayarak belediye meydanına kadar Fener Alayı düzenlendi. Fener Alayı sırasında Neyzen Tevfik Caddesi'nde adeta insan seli yaşandı. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Siyasi Parti ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileriyle binlerce vatandaşın katıldığı Fener Alayı'nda unutulmaz anlar yaşandı. Atatürk ve Türk bayraklarıyla donatılan işletmelerden yakılan meşaleler geceyi gündüze çevirirken çalan marşlara Fener Alayı'na katılan herkes eşlik etti. Fener Alayı'nın ardındansa meydanı dolduran binlerce vatandaş önce şovmen Hakan Doğanay'ın performansıyla ardından sahneye çıkan Suzan Kardeş'in konseriyle coştu.
Meydanı dolduran binlerce Bodrumlunun alkışlarıyla sahneye çıkan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muhteşemsin Bodrum, ben size kurban olurum" diyerek konuşmasına başladı. Muhteşemsin Bodrum, ben size kurban olurum. Biz hepimiz cumhuriyetimize kurban oluruz. Atamıza kurban oluruz. Cumhuriyet nefesimizdir. Cumhuriyet damarlarımızdaki kandır. Cumhuriyet çocuğumuzdur. Cumhuriyet gencimizdir. Cumhuriyet ilimdir, irfandır. Cumhuriyet bayrağımızdır. Cumhuriyet vatanımızdır. Cumhuriyet bizim her şeyimizdir. O bize atamızın armağanıdır ve emanetidir. Sonsuza kadar koruyacağız. Sayın Kaymakamım, çok teşekkür ederiz. Bu güzel atmosfer için sizlerin emeği çok büyük ve Bodrumluların emeği çok büyük. Her bayramda artarak, daha da büyüyerek kutluyoruz. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Buradan çok fazla konuşmayacağım. Sadece şunu söyleyeceğim. Selam olsun atamıza. Selam olsun Mustafa Kemal Atatürk'e. Selam olsun bayrağımıza. Selam olsun vatanımıza. Üzücü bir haberle bültenimize devam ediyoruz. Fethiye'de kiraladıkları villada kız arkadaşını boğarak öldüren şüpheli 28 yaşındaki H.A. İstanbul'da polise teslim oldu. Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkiinde bulunan bir villada meydana gelen olayda H.A. ile kız arkadaşı 27 yaşındaki Asena Ercan kiraladıkları villada bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine alkollü olduğu iddia edilen H.A. kız arkadaşını boğarak öldürdü. H.A. isimli şüpheli olayın ardından kaldığı villadan ayrılarak İstanbul'a kaçtı. İstanbul'da Maltepe Polis Karakolu'na giderek suçunu itiraf eden H.A.'nın itirafı üzerine Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri belirlenen adrese gitti. Kapıyı kırarak villaya giren ekipler villanın ikinci katında Asena Ercan'ın cesedini buldu. Olay yerindeki incelemenin ardından Asena Ercan'ın cesedi Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Muğla Şube Başkanı Abuzer Kartal beraberinde Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı Ali Seyda Kıvrak ve Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Karabulut'la birlikte FRT Televizyonu, Gerçek Fethiye Gazetesi, Dost Gazetesi ve FRT FM'i bünyesinde bulunduran SED Medya'ya hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Muğla Şube Başkanı Abuzer Kartal, beraberinde Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı Ali Seyda Kıvrak ve Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Karabulut'la birlikte FRT Televizyonu, Gerçek Fethiye Gazetesi, Dost Gazetesi ve FRT FM'i bünyesinde bulunduran SED Medya'ya hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Sohbet havasında geçen ziyarette Fethiye ve ülke ekonomisi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. TÜMSİAD Fethiye Şube Başkanı Abuzer Kartal, yaptıkları çalışmalar hakkında SED Medya sahibi Seda Köktener'e bilgiler aktardı. Vallahi biz Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği olarak SED Medya kuruluşuna bugün bir hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdik. Seda Bey de burada, kendisi zaten bizi çok güzel bir şekilde, çok samimi bir şekilde ağırladı. Sağ olsun, daha önce bizim böyle iş adamlarının bir araya geldiği kahvaltı programlarımız oluyor. Kendisi de teşrif ettiler. Sağ olsun davetimize icabet etmişlerdi. Biz de SED Medya grubuna hayırlı olsun ziyaretine yönetim kurulumuzdaki Ali Bey, Mesut Bey ile birlikte bir kendisinin 75 yıl hatırı olan bir kahvesini içmek istedik. Ama kendisi öyle güzel bir kahve, üzerine de bir sohbet ikram etti. Çok memnun olduk. Biz kendilerine başarılar diliyoruz. Çok hoş bir kuruluş. Çok hoş da bir sıcak karşılaması da oldu. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Biz çok keyif aldık. Yapmış olduğumuz ziyaretten dolayı teşekkür ediyoruz yani. SED Medya sahibi Seda Köktener de ziyarete teşekkür etti. Abuzer Başkanı'nın da söylediği gibi geçtiğimiz 2-3 hafta önce beni davet ettiler kahvaltılarına. TÜMSİAD olarak, Tüm Sanayici İş Adamları Derneği olarak
Ben de çok keyif almıştım o kahvaltıdan. Şimdi kendileri yerliği ziyaret yaptılar. Tüm Siyat Fethiye temsilciliği, başkanlığı, oluyor, ilçe başkanlığı olarak ve yönetim kurulu olarak ziyaretimize geldiler. Teşekkür ediyoruz. Dedikleri gibi güzel bir sohbet oldu. Orada biraz kalabalık ortamdı. Daha alışamamıştık birbirimize ama şimdilik bu görüşmelerimizin devamının olacağını düşünüyorum. Tekrar kendilerine teşekkür ediyorum geldikleri için. Bosna Hersek'te düzenlenen kickbox şampiyonası sonrası Muğla'ya dönerken Aydın'ın Germencik ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden milli takım antrenörü Hasan Karlı son yolculuğuna uğurlandı. Aydın-İzmir otoyolu Germencik gişeleri yakınında meydana gelen kazada Bosna Hersek'te düzenlenen kickbox dünya şampiyonasından dönen kickbox milli takım antrenörü Hasan Karlı yönetimindeki cip otoban gişelerinde bariyerlere çarptı. Kazada ağır yaralanan Hasan Karlı ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Araçta bulunan milli sporcu Merve Sağlamsa Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Milli antrenör Hasan Karlı'nın Aydın Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi karayoluyla Bodrum'a gönderildi. Karlı'nın cenazesi ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Turgut Reis Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Reklamların ardından spor gündemiyle bültenimize devam edeceğiz. Deniz kıyısında büyüleyici bir manzara eşliğinde yemek yerken Işıklar Şehri'nin sunduğu manzarayla da güneşi batırın. Şehrin ortasında muhteşem bir mekan. Ege ve Akdeniz'in tüm leziz yemeklerinin tadına Barbun Cafe Bistro'da varın. Barbun ayrıca canlı müzik keyfiyle gecenize renk katıyor. En özel anlarınız için Barbun Cafe Bistro sizleri bekliyor. Telefon numarası 0252 612 8386. Adres Fethiye 2. Etap Sahil Bandı. Gittikçe büyüyen ve gelişen bir Fethiye ve ona yakışır bir hastane. Güvenilir ve köklü bir geçmişin haklı gururunu taşıyan Lokman Hekim Esnaf Hastanesi, önceliğimiz sağlığınız ilkesinden hareketle dürüst, kaliteli ve şeffaf yapısıyla Fethiye halkına hizmet vermeye devam etmektedir. Tüm kliniklerinde uygulanan teşhis ve tanı yöntemlerinde çağın gerektirdiği tıbbi teknolojiye sahip cihazlar kullanılmaktadır. Geniş uzman branş yelpazesi, tam donanımlı acil servisi, 3. basamak yoğun bakım ünitesi ve 5 dilde hizmet veren uluslararası hasta departmanıyla güler yüzlü ve kaliteli hizmetin temsili olan Lokman Hekim Esnaf Hastanesi, Fethiye'de bir ilke daha imza atıyor. Yüzyılın hastalığı olan obeziteyle mücadelede tüm hastalara el uzatıyor, obezite cerrahisi ve tüp mide ameliyatıyla yeni bir hayata başlama şansı sunuyor. Sıra dışı konsept, birbirinden lezzetli kokteyller ve enfes deniz ürünleriyle Mavi Beach Koca Çalıştı hizmetinizde.
arkanıza yaslanın, doğanın, denizin ve muhteşem gün batımının size eşlik etmesine izin verin. Adres: Çiftlik Mahallesi, Kumsal Küme Evleri, 17 Taksim 1, Koca Çalış, Fethiye'de. Telefon: 0252 622 1111, 0552 282 0148. Hesaplı alışverişin adresi Fethiye'nin yerel marketi Uzunkaya yıl boyunca devam edecek bir kampanyaya imza atıyor. Her cumartesi ve her pazar mavi etiketli ürünlerde %20'ye varan indirim. Evet, yanlış duymadınız. Mavi etiketli ürünlerde %20'ye varan indirim fırsatı sizleri bekliyor. Üstelik 50 lira ve üzeri alışverişlerde ücretsiz servis imkanı yine Uzunkaya Market'te. Uzunkaya Market fırsatlarını yakalamak için bizi izlemeye devam edin. Yazın en sıcak günlerinde bile Koca Çalış'ta Alaçatı serinliğini yaşatıyoruz. Misafirlerimizi muhteşem serpme köy kahvaltımızla karşılıyoruz. Denizin, kumun, güneşin keyfini plajımızda çıkartırken farklı bir atmosfer yakalayacağınız Zentara Beach'te eşsiz gün batımı eşliğinde zengin menümüzü sizlere sunuyoruz. Unutamayacağınız akşam yemeklerimizle yazın ve tatilin her anını dolu dolu yaşayacağınız adres Zentara Beach. Kokteyl ve özel toplantılar için uygun olan mekanda Grup Çınar'la canlı müziğin keyfini yaşayacaksınız. Yemyeşil ağaçların altında sıcaktan bunalanların adresi Zentara Beach sizleri bekliyor. Adres: Koca Çalış Mevki, Fethiye'de. Telefon: 0252 622 0808. Sevgili spor severler, 3. Lig 2. grupta mücadele eden Fethiye Spor'un tribündeki en önemli destekçisi Apache Taraftar Grubu üyeleri Fethiye Spor Store'un kapalı olması nedeniyle kulübün lisanslı ürünlerini semt pazarlarında satarak takıma destek sağlıyorlar. Formadan kupaya, şapkadan havluya birçok ürünü gönüllü olarak semt pazarında satan Apache Taraftar Grubu üyeleri tüm halkın Fethiye Spor'a destek çıkmasını istiyor. Semt pazarlarının yanı sıra kordon boyunda açtıkları standlarda bu ürünleri satan taraftar grubu üyelerinin duyarlı davranışı vatandaşlardan takdir görüyor. Apache Taraftar Grubu tribün lideri Muammer Beylem, "Elimizden geldiğince hiçbir ücret talep etmeden Fethiye Spor'a yardımcı olmaya çalışıyoruz," dedi. Elimizden geldiğince Fethiye Spor'a hiçbir ücret talep etmeden elimizden geldiğince Fethiye Spor'a yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz ki Fethiye Spor Store'umuz kapanmıştır. Buradaki mallar, malzemelerin hepsi Fethiye Spor kendine, store'un kendine aittir. Bizim hiçbir gelirimiz, bir şeyimiz yoktur. Buradan direktman ne yapılan bütün satış gelirler Fethiye Spor'a gidiyordur. Bütün buradan halkımıza sesleniyorum. Kalbimize sahip çıkalım. En ufak bir şey, bardak bile almanız yeterli. Apache Taraftar Grubu üyesi Tolga Han Çoban, "Halkımızdan da yoğun bir talep görüyoruz," dedi. Fethiye Spor taraftarıyım, Apache'ler grubundan. Her hafta, her pazara, cumartesiye, salıya, çalıcaya, günlük başına, hisar önüne, hafta içleri de kordonda böyle stand kuruyoruz. Bardaklarımızı, orijinal spor malıdır bunlar. Store'umuz kapalı olduğu için Fethiye Spor taraftarımızın atkılarını falan hepimiz satıyoruz. Formalarımız var. Yoğun bir talep var, onun için yapıyoruz. Ve hiçbir şey karşılık beklemiyoruz. Sevdamız Fethiye. Değerli izleyiciler, FRT ekranlarındaki birlikteliğimizin sonuna geldik. Bir başka bültende saatler 19'u gösterdiğinde gündemin öne çıkan sıcak gelişmeleriyle tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın. Thank you.
Türksel Gümüş İletişim hava durumunu sunar. Türksel Gümüş İletişim hava durumunu sundu.